Arkadaşlar merhaba, ben Deniz Duman. Bu videomuzda sizlere etkili reklam metni yazarlarının hemen hemen hepsinin ortak noktada buluştuğu en önemli stratejilerden birinden bahsedeceğim. O da basitlik arkadaşlar. Reklam metninizde süslü cümlelerden kesinlikle uzak durmalısınız ve en basit seviyeye hitap etmelisiniz. Maalesef insanoğlu içgüdüsel olarak süslü cümleler kullanmaya ya da kaliteli içerikler üretmeye çalışmak için çok zorluyor kendini ve reklam metinlerinde çok farklı cümleler kurmaya çalışıyor. Ancak şunu unutmayın arkadaşlar, reklam metninizin ulaşacağı kitlenin dilinden konuşmayı öğrenmeniz gerekiyor. Baktığınız zaman haber spikerlerinin kullandığı dili lütfen bir gün inceleyin ve haber spikerlerinin konuşmuş olduğu dilin basitliğini irdeleyin. Haber spikerleri genelde bunu çok fazla uygular çünkü hitap ettiği kitle en basit seviyeyi baz alacak bir kitledir. Dolayısıyla en basit kitleyi baz alarak kendi mesajını bizlere aktarmaya çalışır. Bizler de mesajımızın daha fazla insan grubuna yayılmasını istediğimiz için daha fazla insan grubunun temel seviyesi neyse o seviyeden konuşmamız gerekiyor. Aslında bunu siyasetçilerde çok fazla görebilirsiniz. Amerikan seçimlerinde şöyle bir araştırma yapılıyor. Hillary Clinton, Donald Trump, bir başka aday vesaire bunların konuşmalarını inceliyorlar. 10 üzerinden bir puanlama skalasına döküyorlar bu başkan adaylarının konuşma kalitelerini. Ve baktığımız zaman işte Hillary Clinton'ın 10 üzerinden 8 çıkıyor. Bir başka adayın 10 üzerinden 7 çıkıyor. Ama Donald Trump'ın 10 üzerinden 5 çıkıyor. Şimdi baktığımız zaman Donald Trump bu seçimlerde ipi gösteren taraf oluyor. Şimdi şöyle bir analiz yapılıyor. Donald Trump'ın 5 seviyesinde konuşması aslında kitlenin de 5 seviyesinde olmasından dolayı son derece etkili oluyor arkadaşlar. Yani çok gelişmemiş ve çok bağnaz bir ülkede siz teknolojiden, bilimden, sanattan, spordan çok fazla bahsettiğiniz takdirde geri bildirimlerini ciddi bir şekilde toplayamazsınız. Dolayısıyla siyasetçiler her ülkede bunu çok ciddi bir şekilde kullanıyor ve toplu bir şekilde halka mesajlarını ilettiği zamanlarda onların dilinden konuşmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Onların eğitim düzeyleri neyse o eğitim düzeylerinin anlayabileceği bir düzeyden konuşuyorlar. Dolayısıyla onlardan istedikleri geri bildirimleri alıyorlar. Bizler de satış ve pazarlama metinlerimizde hitap ettiğimiz kitlenin eğitim durumunu ve basitlik durumunu göz önüne alıp metinlerimizin kalitesini de ona göre belirlemeliyiz. Unutmayın ki kaliteli bir metnin kalite baremi sizin tarafınızdan belirlenmiyor arkadaşlar. Kaliteli bir metnin kaliteli olmasını sağlayan şey metnin kalitesiyle hitap ettiğiniz kitlenin kalitesi arasındaki dengeden kaynaklanıyor. O nedenle istemeseniz dahi, zorlansanız dahi kendinizi zorlayın ve dünyanın en basit kelimelerini kullanarak en basit cümlelerini oluşturmaya çalışın. Biliyorum bu insanların birçoğunu rahatsız ediyor. Çünkü kendi kalitesine, kendi seviyesine yakıştıramıyor yazmış olduğu metinleri. Ancak burada olay kendimiz değil, hitap ettiğimiz kitle. Dolayısıyla bu maddeye, bu stratejiye önem vermenizi tavsiye ederim. Bir sonraki stratejimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.